Bugün dediğim gibi aşağıdan yukarıya yaklaşımlara bakacağız. Burada da aslında aşağıdan yukarıya derken neyi kastettiğimi biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Önce bugün neler konuşacağımıza bakalım. Burada aslında bu yaklaşımlar altında birçok farklı çalışma var psikolojide yapılan. Özellikle son 20-25 yıldır hakikaten çok önemli çalışmalar yapılıyor bu alanda. Bunu yalnızca bir oturumda, tek bir oturumdan bundan bahsedebilmek çok kolay değil. O yüzden burada önemli olan bence özellikle ön plana çıkan üç temel bulgudan bahsedeceğim. İlki müşterek gerçeklik konusu. Burada da iki deneysel bulgu var. Biri söylemek inanmaktır bulgusu, diğeri de sosyal ahenk bulgusu. Diğeri işbirliğiyle oluşan hatırlama. Üçüncüsü de geri getirme kaynaklı unutma. Bu konulardan bahsederken, bu arada hepsi için fark ettiyseniz İngilizce açılımlarını da yanlarına yazdım. Çünkü bu konular psikolojide henüz daha yeni yeni çalışılmaya başlanılan konular olduğu için aslında çoğu Türkçe'ye henüz çevrilmemiş kavramlar, burada kullanılan kavramların birçoğu. O yüzden ben mümkün olduğunca anlaşılır şekilde çevirmeye çalıştım ama yine de İngilizce asıllarını da orada bulundurmak istiyorum ki hani siz de tam olarak anlayabilirsiniz aslında orada neyin kastedildiğini. Dolayısıyla İngilizce kavramlardan da sürekli bahsedeceğiz. Şimdi geçen hafta buraya giriş yapmıştık aslında. Psikolojik yaklaşımlar, toplumsal bellek çalışmasındaki psikolojik yaklaşımlar iki temel başlık altında toplanabilir. Biri aşağıdan yukarıya süreçler. Burada odak noktası kişilerin bilişsel düzeyde, yani bireysel düzeyde oluşan bilişsel ve sosyal süreçlerinin toplumsal belleği oluştururken ne gibi etkilerinin olduğunu araştırıyor araştırmacılar. Ve burada aşağıdan yukarıya dememizin sebebi bu bilişsel ve sosyal süreçler sebebiyle bunlar tekrar tekrar tekrarlanarak aslında sonunda toplumsal ve ortak bir hafıza oluşturuluyor. İşte bu süreçte neler etkili, hangi faktörlere bakmalıyız bunu inceliyorlar. Diğerinde de yukarıdan aşağıya süreçlere bakılıyor. Burada da aslında yukarıdan aşağıya giden bir süreç oluyor. İşte toplumsal düzeyde olan süreçler, kişisel düzeyde olan oluşturulan hatıraları nasıl etkiliyor ona bakılıyor. Buna üçüncü ve dördüncü oturumda geçiş yapacağız. Bugün esas odaklanacağımız konu aşağıdan yukarıya olan süreçler ve bunların nasıl çalışıldığı. Burada da temel bakacağımız alan bilişsel ve sosyal dinamikler. Geçen hafta yine burada psikolojideki bellek araştırmalarından bahsederken bir giriş yapmıştık. Psikolojik bellek araştırmaları aslında temel olarak ilk ampirik araştırmaları yapan Ebbinghaus geleneğinden geliyor. Ebbinghaus belleği, insan belleğini, insan davranışını, insanı sosyalden soyutlayarak, tecrit ederek çalışmayı hedefliyor. Çünkü bunun yani diğer türlü çalışmanın aslında deneysel olmadığını, bilimsel olmadığını, dolayısıyla belleği gerçekten anlamak istiyorsak sosyalden tamamen bağımsız bir şekilde çalışmamız gerekiyor insan belleğini diyor. Ve bu ekol çoğunlukla psikolojide dominant ekol haline geliyor bilişsel psikolojide. Fakat geçen hafta da bahsettiğim gibi son 20-25 yıldır aslında artık sosyal faktörlerin ön plana çıktığı ve bunları da aslında çalışmamız gerektiği, hatta bellek süreçlerinden ne kadar insanı, kişiyi izole edersek edelim, onu laboratuvara koyup hani tamamen kişilerle etkileşiminden bağımsızlaştıralım. Aslında o sosyal etkileri hiçbir zaman sıfıra indirgeyemeyiz. Dolayısıyla aslında böyle bir şey zaten mümkün değil diyor araştırmacılar. Aynı zamanda da belleğin grup içinde farklı kişilerle etkileşime geçerek nasıl inşa edildiğini, burada hangi faktörlerin devreye girdiğini araştırıyorlar. Şimdi burada bakacağımız ilk, dediğim gibi, üç araştırma programından bahsedeceğim bugün. İlki müşterek gerçeklik alanı. İnsanlar doğuştan gelen sosyallik özellikleri sebebiyle, onları özellikle diğer canlılardan da ayıran en önemli özelliklerden biri sosyal olmaları, diğer insanlarla etkileşim halinde olmaları ve burada da aslında diğer insanlarla beraber müşterek bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyor her bir insan. Belli olaylarla ilgili, belli kişilerle ilgili, belli olgularla ilgili kendi içsel süreçlerinin diğer insanların içsel süreçleriyle belli bir müştereklik kazanmasını arzu ediyor. Burada önce iki kavrama bakacağız. Yani müşterek gerçeklik kavramında iki kelime var. Biri müşterek. Burada müşterek derken kastettiğimiz bireylerin bir varlık hakkındaki izlenim, değerlendirme hislerinin ve hislerinin bir veya daha fazla kişininkiyle ortak olması deneyimi. Gerçeklik de aslında psikolojide gerçeklik derken objektif bir gerçeklikten bahsetmiyoruz. Yani bir olgu hakkında objektif bir gerçeklik olması gerekmiyor müşterek gerçeklik oluşması için.
Burada insanların bir şeyin gerçek veya doğru olduğuna dair öznel algısı yeterli aslında. Orada önemli olan o öznel algının oluşması. Yani ben bu işte diyelim bir ortamdasınız, belli bir grubun içindesiniz, çalışma ortamındasınız ve ortama yeni bir iş arkadaşı geliyor ve bu iş arkadaşı ile ilgili bir izlenim sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Bu izleniminizi oluştururken aslında ortamda daha önce bulunan arkadaşlarınızla beraber bu izlenimi oluşturmaya oluşturuyorsunuz genel olarak ve o kişilerin değerlendirmeleri de sizin değerlendirmenizi oluştururken önemli bir dayanak noktası haline geliyor ve bunun üzerinden de o kişiyle ilgili, burada kişi olabilir, başka bir durumda bir konu olabilir, başka bir durumda bir obje olabilir, bir olgu olabilir. Burada her şey mümkün, her türlü uyaran mümkün. Onunla ilgili beraber müşterek bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Bu konu tabii birçok farklı şekilde çalışılabilir, çok geniş bir alan müşterek gerçeklik konusu. Psikolojide çalışılan iki temel bulgudan bahsedeceğim ben bugün müşterek gerçeklikten bahsederken. İlki söylemek inanmaktır etkisi. Psikolojide biz temel olarak aslında deneysel metodu kullanıyoruz, istatistik kullanıyoruz ve bu metotları kullanarak belli olgular arasındaki bağlantıları çözmeye çalışıyoruz. Buradaki deneyde de yöntem şu şekilde. Bir iletişim var. Bu iletişimde de üç temel unsur var. Biri konuşan, diğeri hedef yani hakkında konuşulan kişi ya da olgu. Üçüncüsü de dinleyici. Fakat bu deneye özgü olarak aslında tek gerçek denek konuşan. Diğer ikisi yalnızca varsayılan olgular. Burada başka bir deneye başka biriyle ilgili muğlak bir betimleme sunuluyor. Genelde bunlar uzun betimlemeler oluyor ama ben burada yalnızca tek bir cümlesini alacağım. Bu başka biri de işte buradaki hedef olgusu oluyor. Buradaki betimlemede mesela şöyle bir betimleme. İş ilişkileri, yükümlülükleri dışında Ali'nin insanlarla bağlantıları oldukça şaşırtıcı bir şekilde sınırlıdır. Kimseye tam anlamıyla bel bağlamaya ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Bu betimlemeden yola çıkarak aslında bu muğlak bir betimleme. Ne tamamen olumluya dönük bir betimleme ne tamamen olumsuza dönük bir betimleme. Ve buradan yola çıkarak Ali'yi soğuk ve insanlarla ilişkileri iyi olmayan bir kişi olarak da çerçeveleyebiliriz. Ama bağımsız, ayakları yere basan, özgür birisi olarak da değerlendirebiliriz. Burada konuşanın görevi, deneklerin konuşanı, araştırmacıların deneye verdiği görev, bu hedef kişiyi, yani bu betimlemeyi okuduktan sonra bu hedef kişiyi onu tanıyan birine tarif edeceksiniz diyor. Ama adını söylemeyeceksiniz. Tarif ettiğiniz kişi bu kişinin kim olduğunu anlamaya çalışacak. Dolayısıyla hedef aslında olabildiğince açık bir şekilde o kişiyi tarif etmek, o hedef kişiyi tarif etmek. Burada da iki gruba ayrılıyor. Yani denekler iki gruba ayrılıyor. Bir gruba şöyle bir şey söyleniyor. Sizin bu tarif edeceğiniz kişiyle ilgili dinleyicinin belli bir fikri var. Bu dinleyici kişiden, o hedef kişiden hoşlanıyor. Yani Ali'den hoşlanıyor. Diğer bir gruba deniyor ki bu dinleyici Ali'den hoşlanmıyor. Yani bu iki farklı yönerge veriliyor. Burada ilk görülen etki şu. Konuşan kişi bir mesaj oluşturuyor. Yani Ali'yi tanımlayan, Ali'yi o dinleyiciye tanımlayan bir mesaj oluşturuyor. Ve mesajını oluştururken dinleyicinin o kişiyi beğenip beğenmemesine göre mesajı değiştiriyor. Yani eğer Ali'den hoşlandığını düşünüyorsa dinleyicinin, o zaman Ali'nin işte ayakları yere basan özgür bir kişi olduğu özelliğini ortaya koyuyor. Diğer özellikten soğuk olduğu kısmından çok fazla bahsetmiyor. Eğer dinleyicinin Ali'den hoşlanmadığını düşünüyorsa orada da onun soğuk olduğundan bahsediyor. Yani buradaki ilk etki, bu audience tuning dediği mesajı dinleyene göre ayarlama etkisi. Daha sonra esas burada ilgimizi çeken nokta şu. Bu olay olduktan sonra, yani o mesaj iletildikten sonra deneye şu söyleniyor. Orijinal metindeki bütün bilgileri hatırla. Bu da serbest hatırlama yöntemiyle yapılıyor ve ondan aslında o betimlemede geçen her türlü ayrıntıyı hatırlaması isteniyor. Sonra da o hatırladığı metne bakılıyor. Nasıl bir metin? Ali'den nasıl bahsediyor? Hangi özellikleri içeriyor? Hangi özellikleri içermiyor? Ve burada da ikinci etki ortaya çıkıyor. Buna da söylemek inanmaktır etkisi deniyor. Orijinal betimlemeyi hatırlarken denek dinleyiciye aktardığı şekilde hatırlıyor. Yani Ali'ye eğer soğuk bir kişi olarak aktardıysa dinleyiciye onu o şekilde hatırlıyor ilk betimlemeyi. Eğer ayağı yere basan özgüven sahibi birisi olarak aktardıysa da o şekilde hatırlıyor.
Bunun müşterek gerçeklikle bağlantısı nedir derseniz, yani aslında orada mesajı ayarlamasının sebebi tekrar işte o Ali ile ilgili, oradaki hedef olgu Ali. Ali ile ilgili müşterek bir gerçeklik oluşturmuş oluyor dinleyiciyle. İlk mesajı oluştururken bile, o onun ilk adımı. Ama daha sonra Ali ile ilgili hatırlarken de zaten onu o şekilde hatırlıyor. Yani o oluşturduğu müşterek gerçeklik üzerinden hatırlıyor. Şimdi burada müşterek gerçeklik oluşturmada iki temel motivasyondan bahsediyorlar. Biri epistemik motives dedikleri, doğru bilgi edinme hedefi. İnsanlar olarak biz dünyada pek çok uyarana maruz kalıyoruz. Ve bilişsel kapasitemiz sınırlı. Her türlü uyaranı değerlendirme, her türlü kişiyi, olguyu, olayı değerlendirme gibi bir kapasitemiz yok. Dolayısıyla burada etrafımızdan belli bilgiler almaya çalışıyoruz ki o değerlendirmeyi hızlandırabilelim ve bilişsel enerjimizi mümkün olduğunca efektif bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde kullanalım. Burada da işte o hedef epistemik hedef, yani doğru bilgi edinme hedefi. Ali ile ilgili biz bir bilgi edinmeye çalışıyoruz. O noktada da başkalarının onunla ilgili edindiği bilgiler bize yol gösteriyor. Fakat burada da bunu çalışmak için yine güzel bir yöntem buluyor psikologlar. Biri bu yani esas araştırdığımız, az önce bahsettiğim deneysel bulgu bilgi edinme hedefiyle oluşuyor diyorlar. Ama buraya bir ikinci faktör koşul koyuyorlar. Bu ikinci faktörde de bir gruba az önce yaptığımız deneyi uyguluyorlar. Diğer grupta da ufak bir değişiklik yapıyorlar ve şöyle bir şey söylüyorlar. Sen Ali ile ilgili betimlemeyi şu şekilde anlat dinleyiciye. Eğer bunu ne kadar bu şekilde anlatırsan biz sana işte maddi bir ödül vereceğiz. Ya da dinleyiciyi eğlendirme gibi bir hedefin var ve eğlendirirken Ali'yi olabildiğince abartılı bir şekilde betimlemeni istiyoruz diyorlar. Burada da ilginç bir etki görülüyor. Her iki durumda da, yani maddi motivasyon olduğunda da ilk durumda da, yani az önce sunduğum deney durumunda da aslında denek mesajı ayarlıyor seyirciye göre. Yani mesajı Ali'yi belli bir şekilde sunuyor. Ama söylemek inanmaktır etkisi yalnızca doğru bilgi edinme hedefi olduğunda oluşuyor. Yani maddi bir ödül olduğunda söylemek inanmaktır etkisi oluşmuyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Aslında belki az önce deneyi sunduğumda size şöyle düşünmüş olabilirsiniz. Yani tabii ki sonrasında öyle hatırlayacak. Çünkü bir kere öyle bir mesaj ortaya koydu. O mesajı ortaya koyduğu için de ilk hatırlayacağı şey o mesaj olacak. Diğer bilgileri unutacak. Bu çok doğal bir bilişsel süreç diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu deney bize gösteriyor ki aslında o kadar basit değil. Çünkü bazı durumlarda o olmuyor. Yani bunu maddi bir sebeple yaptığında, maddi bir ödül sebebiyle o mesajı o şekilde ayarladığında orijinal mesajı hatırlamada bir sıkıntı yaşamıyor. Yine diğer ayrıntıları da hatırlayabiliyor. Demek ki aslında burada esas etken oradaki işte müşterek gerçeklik oluşturma etkeni. İkinci bahsettikleri hedef de ilişki kurma hedefi. Yani biz müşterek gerçeklik oluştururken öncelikle bilgi edinmek istiyoruz. Bir hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de o karşıdaki kişiyle ilişki kurmak istiyoruz. Biz çünkü insanlar olarak ilişkiye aç varlıklarız. Sürekli ilişki kurmak istiyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Dolayısıyla oradaki hedeflerden biri de aslında müşterek gerçeklik oluştururken ilişki kurma hedefi. Bunu da çalışırken şöyle bir metot uyguluyorlar. Konuşanlara şöyle söyleniyor. Şimdi sen bu mesajı aktaracaksın. Bu kişiyi dinleyiciye tarif edeceksin. Ama senin dinleyicin dış gruptan bir dinleyici. Burada da hatta bu deneyi Almanya'da yapıyorlar. Ve deneklerin kendisi Alman. Alman kökenli Almanlar. Ve dış grup olduğunda, yani oradaki deneysel koşul dış grup olduğunda, deneysel grup dış grup olduğunda anlatacakları dinleyici bir Türk olarak sunuluyor onlara. Sen bu işte, hatta Mehmet ismini kullanıyorlar. Sen Ali'yi, muhtemelen oradaki Ali şeyi de değişiyor tabii, ismi de değişiyor. Diyelim Hans diyelim işte. Hans'ı tarif ederken Hans'ı Mehmet'e tarif edeceksin ve Mehmet Hans'tan hoşlanıyor ya da hoşlanmıyor. Yine aynı şey. Sadece değiştirdikleri aslında dinleyicinin kimliği. Bir gruba da o dinleyicinin Alman olduğu söyleniyor. İşte bir Alman, klasik bir Alman ismi söyleniyor. Orada da fark ettikleri yine benzer bir, az öncekine benzer bir sonuç buluyorlar. Her iki grupta da, yani benim konuşanın dinleyicisi iç gruptan olduğunda da dış gruptan olduğunda da aslında mesajı ayarlıyorlar. Yani eğer o kişi Ali'den hoşlanıyorsa onu ona göre mesajı ona göre ayarlıyor. Hoşlanmıyorsa yine mesajı ona göre ayarlıyor.
Ama söylemek inanmaktır etkisi yalnızca eğer dinleyici dış gruptaysan, dış gruptaysa eğer gerçekleşiyor. Yani niye? Çünkü orada sadece müşterek gerçeklik oluşturma hedefi var. Çünkü zaten o kişiyle ilişki kurmak istiyor. Diğer dış gruptan olan kişiyle ilişki kurmak istemiyor. Dolayısıyla dış grup olduğunda orijinal betimlemeyi hatırlamada bir sıkıntı yaşamıyor. Yani burada esas altını çizmemiz gereken şey, buradaki o söylemek inanmaktır etkisi yalnızca mesajı tekrarlamaktan dolayı kaynaklanan bir şey değil, oradaki hedeflerden kaynaklanan bir şey. Eğer hedef doğru bilgi edinme hedefi ve dolayısıyla müşterek gerçeklik oluşturma hedefi ise ya da ilişki kurma hedefi ve yine dolayısıyla müşterek gerçeklik oluşturma hedefi ise ancak söylemek inanmaktır etkisini görüyoruz. Bunu, bu deneyleri aynı zamanda şu şekilde de araştırıyorlar. Acaba diyorlar, biz yalnızca dinleyicinin işte Ali'den hoşlanıp hoşlanmadığını bilgisini versek ve sonra en sonda da işte esas betimlemeyi hatırlamalarını istesek. Yani arada mesaj oluşturmasa konuşanlar biz yine aynı etkiyi görür müyüz diye bakıyorlar. Eğer dinleyici bir ya da iki kişi ise aynı etkiyi görmüyorlar. Yani o etkinin olabilmesi için mesajı oluşturması gerekiyor konuşanın. Ama eğer dinleyici iki kişiden fazlaysa yine o etkiyi görüyorlar. Yani şöyle diyelim, dinleyici diyorlar ki araştırmacılar, sen beş kişilik bir gruba Ali'yi anlatacaksın ve bu beş kişilik grup Ali'den hoşlanıyor. Ama sonra anlatmıyor konuşan, yani oradaki denek Ali'yi, yani mesajı oluşturmuyor, mesajı ayarlama sürecinden geçmiyor. Ama sonunda yine Ali'yi o çerçevede hatırlıyor, yani o olumlu çerçevede ya da artık olumsuzsa olumsuz çerçevede hatırlıyor. Bu da bize gösteriyor ki aslında eğer müşterek gerçeklik oluşturmak istediğimiz grup iki kişiden fazla insanı içeren bir grupsa, o durumda da mesajı oluşturmamıza bile gerek kalmadan o grupla müşterek bir gerçeklik oluşturuyoruz. Bugün anlatacağım konular hep böyle, yani aslında bir ya da iki kişilik, hatta üç kişilik böyle ufak gruplardan oluşan çalışmalarda yapılan bulgular, oralarda bulduğumuz bulgular, ama aslında bunu genele de yayabiliriz. Çünkü bunun tekrar tekrar oluştuğunu düşünürseniz, çünkü bu yalnızca kişilerle alakalı değil. Gün içinde birçok konuda biz belli tutumlar, belli değerlendirmeler içine giriyoruz. Ve eğer kendi grubumuza dahil olan kişilerin o olguyla ilgili belli değerlendirmeleri olduğunu düşünüyorsak, o olguyu o şekilde hatırlamaya başlıyoruz. Ve buradan anlayabiliriz ki aslında bu tekrar tekrar yaşandığında o olguyla ilgili, o konuyla ilgili, o kişiyle ilgili belli bir toplumsal hafıza yavaş yavaş inşa edilmiş oluyor bütün bu süreçler bir araya gelerek. Ve buradan da işte sosyal, kültürel, politik inançların oluşumuna nasıl bir etkisi olduğunu anlayabiliyoruz sadece bu müşterek gerçeklik oluşturma hedefinin. Bu çerçevede bahsedeceğim ikinci bulgu da yine bence çok ilginç bir bulgu olan sosyal odaklanma bulgusu. Kişiler yalnızca o mesajı, yani aslında bu mesaj oluşturma işi daha da önce başlıyor. Daha önce biz dikkatimizi verirken bile etrafımızdaki kişilerin, dahil olduğumuz gruplardaki kişilerin dikkatiyle o dikkati uyumlamaya çalışıyoruz. Yani sosyal grupların, kişiler aslında sosyal gruplarının deneyimlediğine inandıkları uyaranlara odaklanma eğilimi gösteriyorlar. Az önce de dediğim gibi, aslında biz bilişsel kapasitesi çok sınırlı varlıklarız ve etrafımızda çok fazla uyaran var. Dolayısıyla daha tutum oluşturma kısmına gelmeden önce bizim odağımızı belirlerken bir karar vermemiz gerekiyor. Yani ben bu konuya odaklanacak mıyım? Ben bu konuya ya da bu kişiye, bu olguya dikkatimi verecek miyim, vermeyecek miyim? O kararı verirken de benim için önemli olan şey, grubuma dahil olan kişiler de o olguya dikkatini veriyor mu? Yani orada bir koordinasyon istiyorum. Ben kendi grubumdaki kişilerle bir koordinasyon içinde olmak istiyorum. Bunu da çalışırken yine çok güzel bir yöntem geliştiriyorlar. Denekleri getiriyorlar ve üç kişilik gruplar halinde laboratuvara alıyorlar. Ve bu grupları iki farklı şekilde manipüle ediyorlar. Bilgisayarların başına oturuyor denek ve en başında deneyin bir avatar seçmesi gerekiyor kendisi için. Ve bir avatar seçiyor ve sonra ona iki farklı bilgi verilebiliyor. Manipülasyon orada gerçekleşiyor. Birinci gruba, oradaki diğer iki kişinin de aynı avatarı seçtiği söyleniyor. Yani orada bir grup oluşuyor. İkinci gruba da diğer iki kişinin farklı avatarlar seçtiği söyleniyor. Buna minimal group paradigm deniyor. Yani bu kadar ufak aslında değişikliklerle
biz insanlarda grup olma hissiyatını oluşturuyoruz. Yani aynı ben o kişilerle aynı avatarı seçtim, dolayısıyla onlarla daha benzerim ve aynı gruba dahilim. Ya da işte farklı avatarlar seçtik ve aynı gruba dahil değilim gibi. Bu manipülasyondan sonra da çok basit bir kelime, psikolojide çok fazla kullanılan, önce bir kelime listesi veriliyor deneklere, daha sonra da bir hafıza testi yapılıyor. Bu hafıza testinde de tanıyarak hatırlama hafıza testi gerçekleştiriliyor. Ve işte bu tanıyarak hatırlama hafıza testinde kelime listesiyle, orijinal kelime listesiyle beraber içine yeni kelimeler de eklenerek bu kelimenin o listede olup olmadığı soruluyor deneklere. Ve şöyle bir şey bulunuyor. Eğer en başında denek, diğer deneklerin de aynı avatarı seçtiğini düşünüyorsa, kelimeleri hatırlama hızı hızlanıyor. Yani daha hızlı bir şekilde karar veriyor, orada onu da ölçüyorlar. Aynı zamanda da daha doğru bir şekilde hatırlıyor. Bu da ne demek? Ben aynı kişilerle aynı olguları şu anda değerlendiriyorum diye düşündüğünde denek, yani kendi grubundan insanlarla birlikte bunu değerlendiriyorum diye düşündüğünde dikkatini oraya daha çok veriyor ve dolayısıyla onları daha çok hatırlıyor. Bu da sosyal odaklanma, social tuning deniyor buna. Başka bir deneyde üçüncü bir grup ekliyorlar buna. Yani diyorlar ki burada belki de bu olay sadece işte aynı gruptan olduğunu düşündükleri kişilerle aynı ortamda bulundukları için böyle bir etki yaşandı. Bunu test etmemiz gerekiyor diyorlar ve şöyle bir şey yapıyorlar. Üçüncü grupta da ilk iki grup aynı. Üçüncü grupta da yine en başta deneye sanki diğer iki denek de aynı avatarı seçmiş gibi gösteriliyor. Ama şöyle deniyor. Diğer iki deneye farklı bir tablo gösterildi. Onlar tamamen başka bir deney yapıyorlar deniyor. En sonunda da o tabloyu hatırlama üzerine bir hafıza testi veriliyor. Ve şöyle görülüyor. Yalnızca birinci gruptaki kişilerde hatırlama hızı ve hatırlama doğruluğu daha fazla. Yani yalnızca aynı ortamda benim bulunduğum gruptaki kişilerle beraber yapıyorum algısı değil. Ben o kişilerle birlikte aynı şeye bakıyorum. Yani aynı olguyu değerlendiriyorum algısı önemli aslında sosyal odaklanmanın oluşmasında. Ve dolayısıyla da öyle hissettiğinde kişi ona daha fazla odaklanıyor, onu daha hızlı hatırlıyor ve daha doğru bir şekilde hatırlıyor. Burada da yine dediğim gibi bu çok aslında belki hani şöyle düşünebilirsiniz, bu çok laboratuvar ortamında çok sınırlı bir şekilde yapılan bir deney ama bunu dünya içinde yani günlük yaşantımızda karşılaştırdığımız örneklerle değerlendirdiğimizde aslında etkisinin ne kadar geniş olabileceğini fark edebiliriz. Yani biz eğer çevremizde odaklandığımız konular, bunlar politik konular olabilir, kişiler olabilir, olgular olabilir, markalar olabilir, hani her türlü konuya bunu genişletebilirsiniz. Eğer kendime benzeyen, benim sosyal grubuma dahil olan kişilerin ben bunlara dikkatini verdiğini düşünüyorsam ben de onlara dikkatimi vermeye başlıyorum. Ki bu sosyal medya çok çok kullanılan bir yöntem. Yani trending topics dediğimiz şey aslında buna bir örnek. Ya da işte Twitter'da mesela işte seni takip ettiğin kişiler bu tweet'i beğendi deyip senin karşına bir tweet getiriyor. Ve sonra ona ister istemez odaklanıyorsun. Çünkü sana benzeyen, seni takip ettiğin, senin bir şekilde ortaklık kurmak istediğin kişiler de aynı şeyi beğeniyor. Ya da işte Instagram'da takip ettiğin birisinin sayfasına giriyorsunuz ve o kişiyi senin de takip ettiğin ya da beraber karşılıklı takip ettiğiniz kaç kişinin takip ettiği gösteriliyor vesaire. Yani burada aslında sizin odağınızı oraya çevirmeye çalışıyor. Çünkü bu çok basit, çok temel bir bilişsel süreç. Çünkü biz o zaman daha fazla odaklanıyoruz o olgulara. Ve buradan da yola çıkarak tabii bunun dediğim gibi en aşağıdan yukarıya geçen süreçlere baktığımızda bunun kümülatif etkilerini tahmin edebilirsiniz. Eğer ben bir şeye bütün grubumla beraber odaklanıyorsam o olayı daha fazla hatırlayacağım. Daha sonra grup arkadaşlarımla iletişime geçtiğimde, gruptaki diğer üyelerle iletişime geçtiğimde ona odaklandığım için onunla ilgili konuşmam daha kolay olacak. Onunla ilgili konuştukça da onunla ilgili, o olguyla ilgili bir gerçeklik, bir hafıza, bir toplumsal hafıza oluşturacağım. Şimdi buraya kadar anlattığım şeylerde, anlattığım deneylerde aslında gerçek bir iletişim yok. Yalnızca varsayılan bir iletişim var. Yani kişiler birbirleriyle konuşmuyorlar. Yalnızca işte bilgisayar üzerinden konuştuğunu zannediyor ilk deneyde. İkinci deneyde de aynı ortamda yalnızca aynı deneyi gerçekleştiriyor. Ama tabii ki psikologlar aynı zamanda insanlar birbirleriyle gerçekten iletişime geçtiğinde bizim hafızamız nasıl şekilleniyor ona da ilgi duyuyorlar ve merak ediyorlar.
Burada da temel olarak ilk en önemli araştırma programlarından biri işbirliği ile oluşan hatırlama araştırmaları. Bu da collaborative memory. Maalesef tam böyle bir karşılığı yok aslında. Yani direkt hani birebir bir karşılığı yok Türkçe'de. Burada da iki temel konuya odaklanıyor araştırmacılar. Bir, grubun beraber oluşturduğu belleği etkileyen bilişsel mekanizmalar neler? İki, bu grup beraber bir bellek, bir süreçten geçtikten sonra daha sonra kişinin kendi belleği üzerinde bu grup hatırlamasının nasıl bir etkisi oluyor? Bu soruyu soruyorlar. Burada da deneysel yöntem şu şekilde gerçekleşiyor. Birçok farklı uyaran kullanıyorlar ama buradaki uyaran, burada örnek olarak kullanacağımız şey çok basit bir yine kelime listesi veriliyor deneklere. Her bir denek kendisi kendi başına bu kelime listesini çalışıyor. Buna çalışma safhası deniyor. Daha sonra dikkat dağıtma safhası var. Bu çok kısa da olabiliyor. Hani değişik şekillerde çalışıyorlar. Çok uzun da olabiliyor. 5 dakikadan bir haftaya hatta bazen daha uzun sürelere uzayan bir dikkat dağıtma safhası. Sonunda da hafıza testi oluyor. Esas ilginç olan kısım bu. Bu hafıza testini de iki şekilde gerçekleştiriyorlar. Grubu diyelim, hatta burada düşünürsek sizlere ben bir kelime testi verdim. O kelimelere çalıştınız kendi başınıza. Sonra ben burayı ikiye ayırdım. Bu gruba dedim ki siz bu kelimeleri tek başınıza hatırlayacaksınız. Oturun bu kelimeleri tek başına aklınıza hangi kelimeler geliyorsa yazın. Bu gruba dedim diyorum ki siz üçerli gruplar oluşturacaksınız ve bu kelime listesini konuşarak hatırlamaya çalışacaksınız. Ne kadar fazla hatırlarsanız o kadar iyi. Daha sonra da bu iki hatırlamayı karşılaştırıyoruz. Burada da karşılaştırma yaparken buradaki tek bir kişiyle oradaki üç kişiyi karşılaştırmıyorum. Bu çünkü adil bir karşılaştırma olmaz. Tabii ki buradaki üç kişi genellikle buradaki tek kişiden daha iyi hatırlar. Eğer ben buradaki süreci gerçekten anlamak istiyorsam yapmam gereken şey şu. Burada işte üç kişilik gruplarımız var ve onlar konuştular birbirleriyle ve bir kelime listesi, bir hatırlama oluşturdular. Buradakiler de tek başlarına hatırladılar. Ben buradakilerin tek başlarına hatırladıklarını rastgele bir şekilde üç kişiyi bir araya getirerek, üçer kişiyi bir araya getirerek o hatırladıklarını topluyorum ve kaç tane kelime hatırladıklarına bakıyorum. Ve sonra bu ikisini karşılaştırıyorum. Yani diyelim çalışma listemiz böyle bir harf listesi. Ve beraber çalışan grup 4 tane harf, 5 tane harf hatırlıyor ve üçü birlikte konuşarak bu harfleri hatırlıyorlar. Sonra burada da diyelim siz 3 harf hatırlıyorsunuz, siz başka bir 3 harf, siz de 4 harf hatırlıyorsunuz. Sonra ben sizin hatırlamalarınızı bir araya getiriyorum ve özgün olan hatırlamaları sayıyorum. Yani hepiniz A'yı hatırlıyorsunuz, onu 1 sayıyorum tabii ki. Ama B'yi ilk kişi hatırlıyor, D'yi işte sadece ikinci kişi hatırlıyor ve bu şekilde bir araya getirerek sizin aslında 7 tane harf hatırladığınızı, buradaki grubun da 5 tane harf hatırladığını fark ediyorum. Yani aslında burada bir şey oluyor. Yani o konuşma sırasında bir şekilde bireyler, yani bu tabii istatistiksel testler, yani sadece iki grup karşılaştırmıyoruz, onlarca grup karşılaştırılıyor bu şekilde ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde ediliyor. Ve genellikle beraber konuşarak hatırlayan kişiler, ayrı ayrı hatırlayan kişilerden daha az hatırlıyor, daha az kelime hatırlıyor. Yani o konuşma sürecinde bir şeyler oluyor ve konuşmaya dahil olan bireyler normalde hatırlayabilecekleri kelime potansiyelini hatırlayamıyorlar. Buna da collaborative inhibition deniyor, işbirliği ile oluşan baskılama. Bu aslında sezgilere aykırı bir şey. Çünkü şöyle düşünebiliriz, yani biz beraber hatırlıyoruz. Hani birbirimize de aslında yeni kelimeler söylüyoruz. Belki birimizin hatırlamadığını diğeri hatırlıyor. O zaman hani sonuçta daha fazla hatırlamamız gerekmez mi diye düşünebilirsiniz. Bunu da çalışıyorlar. Farklı birçok teori ortaya koyuyorlar. Ve en çok üzerinde durulan ve en çok araştırma bulguları tarafından da desteklenen teori geri almanın sekteye uğraması hipotezi. Türkçe'ye çevirince böyle bilmiyorum ne kadar anlaşılır oluyor ama İngilizcesi The Retrieval Disruption Hypothesis. Retrieval bir hafıza süreci. Geri alma diye çevriliyor Türkçe'ye. Yani önceden belleğimize kaydettiğimiz bir olguyu, anıyı her neyse onu tekrardan hatırlama sürecine retrieval deniyor. Ve biz belli uyaranları öğrenirken, burada kelime listesi örneğinden gidersek, kendimize özgü olan, subjektif olan bir organizasyon kullanıyoruz. Mesela benim için o kelime listesini öğrenirken belki ben onları kategorilere ayırıyorum. Diyorum ki işte hayvanlardan oluşan bir kategori var, yiyeceklerden oluşan bir kategori var, ne bileyim araçlardan oluşan bir kategori var ve bu şekilde kaydediyorum zihnime o kelime listesini.
Bir başkası o kelimeler arasında ilginç işte görsel bağlantılar kurarak o kelime listesini hatırlayabilir. Bir başkası da farklı bir organizasyon kullanabilir. Herkesin kullandığı organizasyon birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla bu üç kişi bir araya geldiğinde konuşurken o kelimelerle ilgili olarak biri konuşurken diğerinin organizasyonunu bozuyor. O konuşurken onun organizasyonunu bozuyor. Ve bir şekilde o disruption, sekteye uğraması oluyor. O organizasyonun sekteye uğraması oluyor. Dolayısıyla da sonuçta o grubun içindeki her bir kişi normalde kendi organizasyonuyla hatırlayacağı kelime listesinden daha az kelimeyi hatırlamış oluyor. Burada tabii farklı sosyal süreçler de devreye giriyor. İşte biri social loafing, sosyal kaytarma denilen bir süreç. Hani bir grupla beraber çalışıyorsanız genelde beklenti işte diğerleri hatırlasın, benim hatırlamama gerek yok gibi bir beklenti olabilir. Ama bu olduğunda bile ve hatta bunu da manipüle ediyorlar deneylerde ve diyorlar ki biz her biriniz sorumlusunuz, işte her birinizin hatırladığı şeyi değerlendireceğiz. Hani onu arttırmaya çalışıyorlar. Buna rağmen yine baskılama oluşabiliyor ya da sosyal uyma, conformity gibi yine sosyal süreçlerde etkili oluyor. Ama burada temel süreç aslında az önce bahsettiğim organizasyonumuzun, bize özgü olan organizasyonun bozulması süreci. Burada bu işbirliğiyle oluşan baskılamayı etkileyen pek çok faktör var. Hepsinden ayrıntılı bahsetmeye vaktimiz yok maalesef ama bu çok geniş bir alan, çok fazla farklı şeyle çalışılmış. Yani yalnızca kelime listesiyle değil, hikayeler, görüntüler, filmler, yani birçok farklı şekilde çalışılmış ve her zaman aynı bulgu elde edilebiliyor. Ama burada işte o uyaranın nasıl organize edildiği, kategorik olarak mı kişilere sunuluyor, farklı şekillerde mi sunuluyor, kişiler bunu ne kadar tekrarlıyor, dikkat dağıtma süresi ne kadar fazla, bunların hepsi aslında sonucu etkileyen faktörler. Mesela eğer grup büyüyorsa baskılama artıyor. Çünkü o zaman 3 kişilik bir grupken 6 kişinin birden organizasyonu işe dahil oluyor. O zaman daha da aslında kişilerin organizasyonu birbirininkini sekteye uğratıyor. Kullanılan hafıza testinin çeşidi etkiliyor. Bir başka etki de grup üyeleri arası ilişki. Burada da maalesef çok ayrıntıya girerek anlatamayacağım ama bu da ilginç bir bellek konusu. Transactive memory diye bir şey var. Buna da geçişli bellek deniyor. Birbiriyle uzun süre ilişkide bulunan kişiler, bunlar evli çiftler olabilir, uzun süreli romantik ilişkisi olan kişiler olabilir, çok sıkı arkadaş grupları olabilir. Belli bir süre sonunda geçişli bellek oluşturuyor. Nasıl yani? Aslında bir nevi o kişiyi ekstra bir hafıza olarak kullanmaya başlıyoruz. Yani bir iş bölümü oluyor ve ben bunları hatırlayacağım, sen bunları hatırlayacaksın gibi bir yere geliyor olay. Ama bu tabii çok böyle bilinçli, tamam buna karar verdik, bu böyle olacak gibi olmuyor. O ilişki sürecine, ilişki ilerlerken gerçekleşen bir şey oluyor. Dolayısıyla eğer grup ilişkileri, gruptaki kişiler arasındaki ilişki güçlüyse, yani o grup rastgele bir araya getirmiş, birbirini tanımayan bir grup değil de, hani zaten uzun zamandır ilişkisi olan bir grupsa, o zaman aslında baskılama çok fazla oluşmuyor. Çünkü zaten en başta o listeyi çalışırken kimin neyi hatırlayacağı az çok belli oluyor. Dolayısıyla da bozulacak bir organizasyon olmuyor. Hatta organizasyonu birlikte oluşturmuş oluyorlar. Yine burada uzmanlık da önemli bir nokta. Eğer çalışılan konu deneklerin uzmanlık alanıysa yine baskılama oluşmuyor. Çünkü zaten kullanılan organizasyon birbiriyle etkili. Ama burada demek dediğim gibi en önemli şey buradaki bilişsel süreç etkileyen faktör. Yine az önce konuştuğumuz gibi baktığımız şey 2 kişilik, 3 kişilik küçük gruplar. Ama bu buradaki unutma süreçleri de, yani oradaki baskılama süreçleri de ilk başta bize problematik gelse de, yani niye unutuyoruz, hani belki hepsini hatırlasak daha iyi olmaz mı diye düşünsek de, toplumsal bellek oluşturmak istiyorsak, yani ortak bir bellek oluşturmak istiyorsak, belli şeyleri hatırladığımız gibi belli şeyleri de unutmamız gerekiyor. Ve bu bilişsel süreçler işte o unutmayı sağlayan süreçler oluyor. Konuşarak belli şeyler ön plana çıkıyor ve onları daha iyi hatırlamaya başlıyoruz. Belli şeyler de arka planda kalıyor ve onları unutmaya başlıyoruz. Ve dolayısıyla da aslında bu tekrarlandığında farklı seviyelerde belli bir kümülatif süreçten sonra ortak bir hafızaya ulaşılabiliyor. Şimdi yine unutmaya bir başka örnekten bahsedeceğiz. Bu da geri getirme kaynaklı unutma. İletişimsel hatırlama seçicidir. Yani biz bir şeyleri hatırlarken seçerek hatırlıyoruz. Her şeyi hatırlamıyoruz. Birisiyle konuşurken, kendi geçmişimizle ilgili bir anı da olsa konuştuğumuz konu,
İşte ne bileyim bir politik konu da olsa ya da herhangi bir başka ilgimiz çeken konu da olsa biz bunu birisiyle konuşurken o konuyla ilgili bildiğimiz her şeyden bahsetmiyoruz. Belli şeyleri seçerek bahsediyoruz. Bunu bilinçli de yapabiliriz, bilinçsiz bir şekilde de fark etmeden de yapabiliriz. Orada önemli olan bulunduğumuz ortamda işte bizim hedeflerimiz neler, konuştuğumuz kişi kim, nasıl duygular içerisindeyiz, o konuştuğumuz konuyla ilgili hissiyatımız neler gibi faktörler etkili oluyor. Bu seçici hatırlamanın sonucunda belli şeyler oluyor. İlki bahsedilen bilgiler güçleniyor. Yani bu çok basit, herkesin tahmin edebileceği bir şey. Eğer ben konuşurken belli bir konudan çokça bahsedersem, bir sonraki hatırlamamda o konuyu daha fazla hatırlayacağım. Çünkü aslında zihnimizde de biz o nöral bağlantı, her hatırladığımızda o anıyla ilgili nöral bağlantıları harekete geçiriyoruz. Ve her harekete geçirdiğimizde o nöral bağlantılar daha güçlü hale geliyor. Daha güçlü hale geldiğinde de bir dahaki hatırlamamızda onu daha kolay hatırlıyoruz. Çok basit bir aslında fiziksel süreç var orada. Dolayısıyla o anılar güçleniyor. Bir başka olan şey, konuşurken bazen kendimiz normalde orijinalde orada olmayan yeni olgular ekliyoruz konuya. Ya da yanlış olgular, yanlış bilgiler ekliyoruz. Ya da bizimle konuşan kişi yanlış bilgiler. Yani o iletişime dışarıdan yanlış bilgiler geliyor bir şekilde. Ve o yanlış bilgiler de bu sefer nakledildiği için ve konuşulduğu için anıda yer etmeye başlıyor. Yani toplumsal bellekte yer etmeye başlıyor. Buna da social contagion deniyor, sosyal bulaşma. Bununla ilgili de pek çok deney var ama bugün oraya giremeyeceğiz maalesef. Bu da ikinci etki. Yani birincisi anılarımız güçleniyor, konuştuğumuz anılar. İkincisi anılarımıza daha önce var olmayan yeni şeyler ekleniyor. Bunlar da genellikle yani yanlış bilgiler olabiliyor. Üçüncüsü de bahsetmediğimiz olaylar, o konuyla ilgili bahsetmediğimiz ayrıntılar bahsetmeye unutulmaya başlanıyor. Şimdi burada psikolojide, bellek çalıştırmalarında aslında biz unutma derken, yani forgetting derken kesin olarak bir silinmeden bahsetmiyoruz. Çünkü hala biz işte uzun süreli hafızada hiçbir zaman şeyi söylemiyoruz. Bir şey unutulduysa tamamen unutulmuştur, bir daha hiçbir şekilde hatırlanmaz demiyoruz. Orada aslında problem olan şey, yani onu hatırlayamamamıza sebep olan şey, o hafızaya erişemiyoruz. Onu bize eriştirecek, onu zihnimize getirecek ipuçlarından yoksunuz. Ondan niye yoksunuz? Çünkü işte bir zaman sonra o bağlantılar güçsüzleşiyor. Ama belki ileride bir şey olur ve o ipuçları tekrar gündeme gelebilir ve hatırlayabiliriz. Yani bu tamamen bir unutma değil. Şimdi bundan sonra çünkü unutma kelimesini çok kullanacağım ama burada kastettiğim oradaki erişilebilirliğin azalması. İletişimsel hatırlamada da tekrar yine bahsettiğim gibi bu üç sonuç ortaya geliyor. Ve bu üç sonuç iki şey üzerinde etkili. Birincisi, bir konuşan var diyelim bir iletişim içinde, bir de dinleyen var. Biri konuşanın konuşurken konuştuğu şey sebebiyle kendi hafızası üzerindeki etkisi. Diğeri de konuşanın konuştuğu şey sebebiyle dinleyen üzerindeki etkisi, dinleyen kişinin hafızası üzerindeki etkisi. Bu ikisini de araştırıyorlar bu çalışmalarda. Şimdi bahsedeceğim çalışmalar da benim kendi doktora danışmanımın yürütmüş olduğu çalışmalar. Bu alanda epey araştırması var. Burada da aslında ilk olarak daha önce yapılmış ve bireysel hafıza araştırılırken yapılmış bir yöntemi kullanıyor. Öncelikle deneklere bir çalışma listesi veriliyor. Yine kelimeler üzerinden gideceğiz ama farklı pek çok materyal kullanılıyor. Bu çalışma listesinde de belli kategoriler ve kategori örnekleri var. Mesela meyve deniyor ve böyle ikili bir şekilde gösteriliyor. Meyve elma, meyve portakal, kuş güvercin, kuş serçe. Bu şekilde pek çok kategori ve pek çok örnek sunuluyor deneklere. Sonra tekrar safhasına geçiyoruz. Practice dedikleri safha. Bu safhada da deneye yalnızca tek bir kategori veriliyor. Yani meyve kategorisi veriliyor. Ve diğer hatırlamasını istediğimiz meyvenin ilk iki harfi veriliyor. E, L. Dolayısıyla elma yazıyor denek ve elmayı hatırlıyor. Diğerleriyle ilgili hiçbir şekilde bir ipucu verilmiyor. Ne kuş ne de meyve portakalla ilgili bir ipucu veriliyor. Sonra da test aşamasına geçiyoruz. Ve deneye diyoruz ki sana önceden gösterdiğimiz meyveyle eşleşen bütün kelimeleri hatırla. Yani burada her iki kelimeyi de hatırlaması gerekiyor. Ya da kuşla eşleşen bütün kelimeleri hatırla. Yine burada iki kelimeyi hatırlaması gerekiyor. Tabii ben burada iki kelime sunuyorum ama onlarca kelime gösteriliyor deneye. Ve bunları, bu öğeleri farklı şekillerde adlandırıyoruz. Bunlar meyve elma öğesi
tekrar edilen öğe, RP plus deniyor buna, RP artı diyelim. Meyve portakal kategorisi tekrar edilenle bağlantılı ama tekrar edilmeyen. Yani o kategoriyle bağlantılı ama tekrar edilmeyen, ona RP minus deniyor. Diğeri de kuş kategorisi de hiçbir şekilde kuş kategorisinden bir şey hatırlanmıyor. Dolayısıyla ne tekrar edilenle alakalı ne de hatırlanıyor. Dolayısıyla buna da NRP deniyor. Yani bu üç kategori var ve bu üç kategorinin hatırlanmasını karşılaştırıyorlar. Ve ilginç bir şekilde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii ki en iyi hatırlanan tekrarlandığı için, işte o seçici hatırlamadan dolayı RP plus, yani elma, en iyi hatırlanan elma oluyor. Ama sonra gelen, yani şöyle düşünebilirsiniz, elmayı hatırladığı için onunla bağlantılı olan portakalı da daha iyi hatırlamıştır. Ama tam tersi oluyor. Kuş kategorisindekiler portakaldan daha rahat, daha kolay bir şekilde hatırlanıyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Buna da işte retrieval induced forgetting deniyor, geri getirme kaynaklı unutma. Şundan kaynaklanıyor. Biz bir şeyi hatırlarken yine işte o bilişsel kapasitemizin sınırlılığı sebebiyle bir şeyi hatırımıza getirirken onunla bağlantılı olan şeyleri baskılıyoruz zihnimizde. Çünkü ancak o şekilde daha kolay bir şekilde hatırımıza getirebiliyoruz. Dolayısıyla biz elmayı hatırlarken portakalı baskılıyoruz. Onu baskıladığımız için onun erişilebilirliği en sondaki testte azalıyor. Dolayısıyla biz kuşları daha iyi hatırlarken portakalı hatırlamamız zorlaşıyor. Şimdi bu çok böyle basic, bir bireysel hafıza düzleminde çalışılan bir konu. Hani düşünebilirsiniz ki bunun toplumsal hafızayla alakası ne, nasıl bir bağlantı kurulabilir? İşte orada benim danışmanımın da uzun seneler çalıştığı konu devreye giriyor. Karşılıklı konuşmalarda insanlar birbiriyle konuşurken de benzer bir süreç yaşanabilir mi? Yani biz bir benzer etkiyi konuşma çerçevesinde de görebilir miyiz? Bu görülebilir diye düşünüyorlar ama ancak ne zaman görülür? Eğer dinleyici de konuşmacıyla beraber hatırlarsa. Yani şöyle düşünelim, konuşmacı anlatıyor bir şeyler ama dinleyici tamamen farklı bir dünyada, onu dinlemiyor, onun anlattığı şeyi hatırlamaya çalışmıyor. O zaman böyle bir etki görmüyoruz, görme ihtimalimiz azalıyor. Ama eğer dinleyici de hatırlayıcı, konuşanla beraber hatırlama eylemini gerçekleştirirse, o da onunla birlikte baskılayacağı için benzer şeyleri, bağlantılı şeyleri, o zaman böyle bir süreç yaşanabilir diye düşünüyorlar ve böyle bir hipotez oluşturuyorlar. Buna da sosyal olarak paylaşılan geri getirme kaynaklı unutma deniyor. Şimdi burada da yine iki temel motivasyondan bahsedeceğiz. Biri az önce bahsettiği, yine ikisi de aynı müşterek gerçeklikte bahsettiğimiz hedefler. Bilgi edinme hedefi, biz bir konu hakkında konuşurken bilgi edinme hedefiyle konuşabiliriz. Yani o konu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor olabiliriz. Ya da karşımızdakiyle ilişki kurmaya çalışıyor olabiliriz. Tabii başka hedefler de olabilir ama burada odaklandıkları yalnızca bu iki temel motivasyon. Şimdi bilgi edinme hedefini çalışırken şöyle bir şey yapıyorlar. En başta o çalışma safhası dediğimiz safhada konuşmacı ve dinleyici aynı kelime listesini çalışıyor. Aynı materyali çalışıyor. Sonra tekrar etme safhasında konuşmacı sesli bir şekilde bazı öğeleri tekrarlıyor. Yani konuşurken bazı öğeleri tekrarlıyor ve yine az önce bahsettiğimiz kategoriler oluşuyor. Yani hiç bahsedilmeyen kategoriler oluşuyor. İçinden bazı örnekleri bahsedilen ama bazı örnekleri bahsedilmeyen kategoriler oluşuyor. Ve burada da iki grup dinleyici var. Bir grup dinleyiciye deniyor ki sen bu konuşmacıyı dinlerken konuşmacının doğruluğunu değerlendir. Yani bilgi edinme hedefini orada devreye sokuyorlar. Diğerine de deniyor ki sen konuşmacının akıcılığını değerlendir. Yani bilgiyle ilgili herhangi bir konu yok, sadece akıcı mı konuşuyor, akıcı mı konuşmuyor mu ona bak deniyor. Ve sonra en sonunda da bu tekrar safhası olduktan sonra da test safhası var. Hem konuşmacı hem dinleyici bütün öğeleri hatırlamaya çalışıyor. Yani orijinal listedeki bütün öğeleri hatırlamaya çalışıyor. Bu NRP dediğimiz tekrar edilmeyen, yani hiçbir şekilde bahsedilmeyen kategoriler. Bu RP- dediğimizde kategorisi bahsedilmiş ama kendisinden bahsedilmemiş öğeler. Ve o farkı görüyoruz. Yani her ikisinde de hem konuşmacıda hem dinleyicide o fark oluşuyor. Ama sadece eğer konuşmacının doğruluğunu değerlendiriyorsa dinleyici bu gerçekleşiyor. Yani dinleyici konuşmacıyla beraber hatırlamaya çalışıyorsa bu etkiyi görüyoruz. Dolayısıyla ikisi de belli bir unutma gerçekleştirmiş oluyor. İkinci deneyde de ilişki kurma hedefine bakıyorlar. Burada da
deneklere yurt dışında eğitim programı ile ilgili bir metin veriyorlar. Deneklerin tamamı Princeton öğrencisi, Princeton'da yapılan bir araştırma. Ve bu Princeton öğrencilerine konuşmacı gerçek bir konuşmacı değil, daha önce kaydedilmiş bir ses kaydı. Ama yine bir öğrencinin sesi ve hani daha şey bir şekilde, resmi bir şekilde değil de gayri resmi bir şekilde bahsediyor bu yurt dışındaki eğitim programından. Ve bundan bahsederken belli kategorilerden bahsediyor, onlardan sadece belli örnekleri söylüyor, belli kategorilerden de hiç bahsetmiyor. Yine aynı az önce bahsettiğimiz durum oluşuyor yani. Ve iki deneysel grup var. Birinci gruptaki Princeton öğrencilerine, yani deneklere deniyor ki konuşan kişi Princeton öğrencisi. İkinci gruptaki deneklere de deniyor ki konuşan kişi Yale öğrencisi. Yani iki grup oluyor. Biri iç grup, yani konuşan kişi benim grubumdan bir kişi, diğerine deniyor. Diğerinin de algıladığı konuşan kişi benim grubumdan olmayan bir kişi. Yani birinde ilişki kurma hedefi var, birinde yok. Ve unutma, yalnızca eğer konuşmacıyı kendi grubundan olarak algılarsa denek oluşuyor. Yani yalnızca diğerinde hiçbir fark görmüyoruz. Yani şurada esas bizim için önemli olan fark bu. Şu tekrar edilen öğeler, onu hatırlamada zaten bir fark yok. Onlar gayet iyi hatırlanıyor. Ama esas ilgimizi çeken fark şuradaki farklılık. Yani ne oluyor? Yalnızca kişiler o konuşmacıyla bir ilişki kurmak istiyorsa onunla birlikte hatırlıyor. Ama onunla birlikte hatırladığında da belli şeyleri unutuyor. Aynı şey bilgi edinmede de aslında ironik bir şey var. Bilgi edinmeye çalışıyorsunuz ama bilgi edinmeye çalıştığınız için o kişiyle birlikte hatırlamaya başlıyorsunuz. Ve dolayısıyla aslında orijinal materyali unutmaya başlıyorsunuz. Bu konu pek çok farklı materyalle çalışılıyor. Burada özellikle daha çok kelimelerden, kelime listelerinden bahsettim daha kolay olduğu için ama farklı hikayeler kullanılıyor, bilimsel bilgiler, otobiyografik hatıralar, yani pek çok şeyde aslında aynı bulgu elde edilebiliyor. Daha doğala yakın bağlamlarda da araştırmalar yapıyorlar. Mesela bence bu alandaki en güzel araştırmalardan birisi buydu. Belçika'daki kral her sene, Belçika'nın kralı her sene önemli bir konuşma yapıyor. Ve orada biliyorsunuz iki temel grup var. Bir Flemenkçe konuşan Belçikalılar, bir de Fransızca konuşan Belçikalılar var. Ve o konuşmadan önce kişilerin belli milli meselelerle ilgili anılarını ölçüyorlar, bilgilerini ölçüyorlar. Daha sonra kral konuşuyor ve kralın konuşmasını dinleyenlerde nasıl bir farklılık oluştuğuna bakıyorlar. Ve bu farklılığın yalnızca Fransızca konuşan Belçikalılarda, yani az önce gösterdiğimiz bulguyu yalnızca Fransızca konuşan Belçikalılarda buluyorlar. Flemenkçe konuşanlarda bulmuyorlar. Çünkü neden? Fransızca konuşanlar kralı kendi iç grupları olarak görüyor. Çünkü kralın Fransızcası daha iyi. Çünkü aslında konuşmayı her iki dilde de veriyor. Ama Fransızcası daha iyi ve öyle bir kökenden geldiği için yalnızca onlarda gerçekleşiyor bu bahsettiğimiz konu, bahsettiğimiz bulgu. Yani burada yine aslında belleğin sosyal fonksiyonundan bahsediyoruz. Biz beraber hatırlarken belli konuları daha iyi hatırlamaya başlıyoruz beraber hatırladığımız için. Ama tam da o yüzden belli konuları da beraber unutmaya başlıyoruz. Ama bu beraber unutma illa da olumsuz bir şey demek değil. Aslında çünkü bizim bilişsel kapasitemiz sınırlı, grup olarak da bilişsel kapasitemiz sınırlı. Dolayısıyla eğer ortak bir hafıza oluşturmaya ve ondan dolayı da ortak bir kimlik oluşturmaya çalışıyorsak, beraber bazı şeyleri hatırlamamız, bazı şeyleri de unutmamız gerekiyor o ortak kimliği oluştururken. Dolayısıyla aslında belleğin sosyal fonksiyonunu da sağlayan bir şey bu beraber unutma süreçleri. Aynı zamanda da adaptif bir süreç. Hatta bunun evrimsel bir altyapısı olduğunu da söylüyorlar. Şimdi son bahsedeceğim konu burada işte dediğim gibi yalnızca ikili üçlü gruplardan bahsettik. Ama oradan hani bağlantıyı kurabildik değil mi? Yani buna toplumsal belleğin oluşumuna da aslında etki edebileceğini fark ediyoruz. Ama yine de tabii araştırmacılar şeyi de merak ediyorlar. Peki biz bunu daha geniş gruplarda yaparsak nasıl olur? Burada da farklı modellemeler kullanıyorlar. Tabii çok zor bir şey yani bunu 40 kişilik, 50 kişilik gruplarla bu tarz deneyler yapmak. Yani onları bir araya getirip birbirleriyle konuşturarak bu tarz deneyler yapmak zor. Ama belli yöntemler kullanılıyor. Biri sosyal network çalışmaları. Sosyal ağ çalışmaları. Orada da mesela laboratuvara 10 kişiyi bir arada aynı anda getiriyorlar. Hepsini birer bilgisayara oturtuyorlar. Yine aynı işte belli bir şey öğretiyorlar. Başlangıçta belli bir şey çalışıyorlar. Ondan sonra bir bilgisayar programı kullanarak bu kişileri farklı şekillerde, farklı ağ çeşitleriyle, yollarıyla birbirleriyle konuşturuyorlar bilgisayar üzerinden. Daha sonra da onun
hatırlama üzerindeki sonuçlarına bakıyorlar ve görüyorlar ki burada gördüğümüz süreçler aslında propagate ediyor. Yani aslında insanlar birbiriyle konuşa konuşa bu süreçlerin etkisi daha da çok artıyor. Ve bu bazı networklerde daha güçlü oluyor, bazı networklerde daha zayıf oluyor. Bunun da işte farklı faktörleri var. Şimdi o konuya çok giremeyeceğiz maalesef. Bir başka kullandıkları yöntem de ajan tabanlı simülasyonlar dedikleri yöntem. Burada da simüle ediyorlar. Yani o bu deney bulgularını bilgisayar programına, çok karmaşık bir program, o programa yediriyorlar ve bu konuşmaları simüle ediyorlar ve sonucunda da çıkan sonuçları karşılaştırıyorlar ve yine bu sonuçlardan da ortaya çıkıyor ki aslında bu bireysel düzeyde ya da çok küçük gruplar düzeyinde gerçekleşen bilişsel süreçler o en sonunda oluşturulan toplumsal belleği etkileyen bir hale geliyor. Yani hatırlama ve unutma süreçleri aslında o en sonunda oluşan toplumsal belleği de bir şekilde etkiliyor. Yani aslında aşağıdan yukarıya oluşan bir sistem var. Burada da yine biraz geçen haftaki bahsettiğimiz konularda da girersek, en önemli tartışmalardan biri biliyorsunuz. Bir grup diyor ki bellek araştırmalarında, ya bizim bireyselde ne olduğuna bakmamız önemli değil. Çünkü bireyselde olan zaten toplumsalı etkilemez. Biz yalnızca işte kültürel öğelere bakmamız yeterli olur toplumsal belleğe çalışırken. Bu kültürel öğelerde neler? İşte anıtlara bakabiliriz, tarih kitaplarına bakabiliriz, müzelere bakabiliriz vesaire. Yani birçok toplumsal belleğin cisimleştiği alanlar var. Onlara bakarak, değerlendirerek toplumsal belleği anlayabiliriz diyorlar. Ama bu deneyler, bu bulgular bize gösteriyor ki aslında bireyselde oluşan süreçler de önemli ve onu anlayabilirsek eğer toplumsal belleğin oluşumunu da anlamamıza yol açar. Onu daha iyi bir şekilde anlamamıza yol açar. Dolayısıyla aslında biz bu iki olgunun etkileşimine bakmamız gerekiyor. Hem o kültürel öğelere bakmamız gerekiyor hem de bilişsel süreçlere bakmamız gerekiyor anlamak istiyorsak.